Erol'da. Ne iş yapar bu siyah Erol? Her türlü pis işi. Daha ziyade eroin işi. Öyleyse ona kazığın en büyüğünü atalım. Biraz zor ama atacağız. Kara Erol'a unu eroin diye yutturacağız. Karbonatı eroin diye yutturalım. Daha iyi hazmeder. Öyle olsun. Peki nasıl yutturacağız? Anlarsa... Tam karbonatı verirken polis baskın yapacak. Şevket, vallahi sende akıl yok. Oğlum, polisler bizi de yakalar. Sahiden polis basmayacak oğlum. Teybe polis arabalarının sirenlerini kaydedeceğiz. Sarılmış gibi numara yapacağız. Biz de paraları alıp toz olacağız. Kara Erol da numarayı öğrenince büsbütün kararır. Zenci olur. Ne olursa olsun. Şimdi Sarıcalar'ın köşkündeki bekçiyi kafaya alalım. Sarıcalar Avrupa gezisinde. Bekçiyi tanırım. Bir 5000 toka ettik mi bizi köşke sokar. Birkaç defa köşkü kullandım, zorluk çıkarmadı. Teybi doldurup sonra Erol'u çağırırız. Önce Erol'a telefon ederiz. Çok iyi mal olduğunu söyleriz. Fiyat da ucuz olursa Erol da... Böylece Tara Erol da balıklama kazığın üstüne atlar. Şimdi sana yapacağımız planı iyice anlatayım. Bir hata yaparsak Kara Erol aynı kaza ikimizi de oturtur. Kulaklarını aç, beni iyi dinle. Kulaklarımı açtım Şevket. Allah Allah ya. Oğlum anlatacaksan anlat. Yoksa kulaklarımı bırakıyorum. Ne sinirleniyorsun ya? Bıraktım. Evet. Sizi istiyorlar. Ben Erol. Erol abi, sana çok karlı bir iş getiriyorum abi. Saf eroin abicim. Mal elimde, bundan iyisini bulamazsın abi. Arkadaş, yanlış kapı çaldın. Ben namusuyla para kazanan bir tüccarım. Öyle kirli işlerden anlamam. Eroini görsem tanımam bile. Erol abi, ben aynasız filan değilim, korkma. Bak, sana bir olay anlatayım da inan. Neye inanacakmışım? İnanmazsan milyonlar kaybedersin. Ben de malı o zaman fırıncı İbo'ya satarım. Fırıncı İbo da nereden çıktı? Şimdi beni dinle. Dinliyorum. Dinle abi. Dinliyorum abi. Dinliyor musun abi? Hmm. Söyle bakalım. Şöyle yola gel abicim. Ben de malı fırıncı İbo'ya satmaktan vazgeçtim. Mal kalite. Böyle malı dünyada bulamazsın abicim. Yeter ki sen parayı hazır. Tamam mı? Anlaştık mı? Bana adresi ver. Bu sefer 10.000 isterim. Peki Rasim amca, istediğini veriyorum. Yalnız gelenlere kapıyı açtıktan sonra toz olacaksın. Merak etme Şevket, beni tanırsın. Sağ ol. Teybi nereye koyuyoruz? Arka odaya, gel. Yapacaklarını biliyorsun değil mi? Sen beni düşünme, işi berbat etme yeter. Senin yüzünden dayak yemekten perişan oldum. Her şey ezberinde değil mi? Ezberimde. Eyvah, basıldık. Ben kaçıyorum. Şşt, dur oğlum, teypten çıkıyor bu sesler. Teybi kontrol ediyorum. Telaşlanma. Şevket, ben bu numarayı bal gibi yedikten sonra Kara Erol balsız yer. Ulan her seferinde sahi zannediyorum. Tabii zannedeceksin. Numara sağlam. Hadi iş başına. Tamam. Sen burada kal. Feyzullah Bey evdeler mi? Salondalar, sizi bekliyorlar. Feyzullah Bey? Evet, Kara Erol. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. Size evvela ailemi tanıtayım. Soyumla daima iftihar ederim. Bu... Büyük babamın büyük babasının büyük babası. İlk defa eroini bulan adam. Bu da dayımın dayısının dayısı. Esrar'ın mucidi.
Bu da eniştemin eniştesi. Morfini bulan adam. Görüyorsunuz, ailem iyi ailedir. Şöyle oturup işimize bakalım. Büyük resimde görülen de ailenin yüz karası. Sigara bile içmezdi. Çok şakacısınız. Şogun! Şogun'u Çin'den getirdim. Bir eroin yapıyor. İlaç gibi. Şogun! Haça içi, içeriye ko, gele ko. Çince çabuk gel demektir. Selaminko, aleykümko. Para hazır mı? Evet, çantada. Eroin? Evet, çantada. Çanta? Çanta. Size itimadımız sonsuz ama müsaade ederseniz uzman arkadaş paketin bir tanesini şimdi kontrol edecek. Bu suretle eroinin kalitesini ölçmüş olacağız. Haçınma şu takiko faka basmazsa. Faka basmazsa bokoto yemişişko. Eyvahko. Şimdi ne diyor? Sade kahve içer mi diyor senin için? Kahve içecek zamanımız yok. Başla Sarı Recep. Az sonra ne olduğu ortaya çıkar. Şogun, teybiko çalıştırdın ko? Evet tiko. Hani ko düdüko? Niye ko çalmıyor ko? Bilmem ko. Ne diyor şimdi? Senin için çok kuvvetli adam diyor. Vurdum mu boğayı deviririm. Polis baskını! Teslim olun! Teslim olun! Kaçamazsınız! Size 2 dakika müddet veriyoruz. Teslim olmazsanız ateş açacağız! Kaçalım! Teslim olun! Teslim olun! Ateş! Adına sağlık vallahi. Sağ olun. Aynen polis gibi olmuş. Yalnız bu Kara Erol denen herif bu numarayı yutar mı dersin? Aa, hem de kılçıklarınla yutar. Demek böyle öküzler de var dünyada. Tabii. Ben neyi merak ediyorum Şevket biliyor musun? Neyi? Paketlerdeki eroinin karbonat olduğunu anlayınca ne yapacak acaba? Bilmem ki ne yapacak. Erol gibi enayileri hayvanat bahçesinde kafese koyup göstermeli. 50 kuruşa da seyrettir beni. Yahut da salatalık diye toprağa ekmeli. Bundan sonra Kara Erol'a karbonat Erol derler herhalde. Herhalde karbonat Erol, karbonat!
Yakalarsam geberteceğim sizi, geberteceğim! Karbonat fıçısına sokacağım ikinizi de!